üste alınan galibiyetler, liderlik, gelinen, yakalanan iyi bir tempo. Ama ne oluyor Beşiktaş'ta? Bana göre kendi adıma Beşiktaş'ta bir şey olduğu yok. Trabzonspor maçını ve Konyaspor, dün oynanan Antalyaspor maçını göz önünde bulundurursam Beşiktaş düşüşe geçti. İşte aslında sezonun başındaki o ortaya çıkan durum daha sonra Beşiktaş'ın yükselişi suniydi diyemem. Çünkü ben iki maçtır oyuna bakıyorum Beşiktaş'ta. Değişen, eksiye dönen çok fazla bir durum söz konusu değil. Evet, ben bu dönemleri çünkü daha önce Beşiktaş'ta gördüm. Böyle üst üste iyi giden dönemlerin arkasından gelen düşüşlerde bu düşüşlerin sebebinin oyun olduğunu, oyuncu performanslarının olduğuna şahit oldum ve bir anda bir daha oradan kalkamayacağını da zaten tahmin etmiştim. Öyle de oluyordu. Ama şu anda evet, Trabzonspor maçında hocanın da söylediği gibi bunu hiçbir somut gerçekliğe dayandıramam ama bazen şans yanınızda olmuyor. Stoperinizin vücuduna çarpıp top içeriye giriyor. Kaleci 7-8 %100 gol pozisyonu kurtarıp sizin savunmanızın ani hatası oluyor, olmuyor. Tamam, okey, olabilir. Dünkü maçta. Ersin de kurtardı ama ondan. Ersin de kurtardı muhakkak. 1-0-0 iken Trabzon öne geçse belki iş başka yere gidecek ama. Baker'ın pozisyonu çok olağanüstü bir pozisyondu. Ersin'i kurtardı. Evet, evet. Tabii tabii, karşı karşıya Ersin'in orada bir kaleciyle ilgili olarak kendini de öne çıkaran, benim de özelliklerimden biri bu diyeceği pozisyonlardan biri. Bu arada Ersin'in gelişimi de muazzam. Hani onu da not düşelim. Hep Uğurcan'dan bahsediyoruz bu maç özelinde. Evet, çok iyi oynadı. Uğurcan ve Altay bu haftanın yani tartışmasız çok iyi performansı. Bofen de bununla eklenebilir. Evet. Ama hani nihayetinde Ersin de sezon başındaki durumuyla şimdiki durumu arasında çok fark var. Güvenilmekte de doğru yapılmış. Ben tebrik ediyorum. Bu arada evet, ben çok sert bir düşüş, yok işte bundan sonra düzelme. Zaten böyle bir yorum yapmak için çok ciddi bir sakatlık sorununun yaşanması lazım takımda. Ya da hani mali problemler çıkması bir kriz lazım, olması bir yönetim lazım, problemi işte maaşların lazım, ödenmemesi, teknik direktörün ayrılması falan, böyle bir durum yok. Ama hani şunu not düşelim. Bir yorgunluk var. Şimdi çok ciddi bir tempoda oynanıyor lig. 5 günlük bir devre arası oldu. O da devre arası değil yani. Bir hafta sonundan bir hafta sonuna geçtik. Değil tabii, hiçbir şey ifade etmedi. Atiba'nın çok yorulduğu kanısındayım ben. Atiba ile ilgili son 2 maçtır, hatta 3 maçtır bir yorgunluk var. Şu anda takımda en fazla forma giyen oyuncu Atiba. Evet, onun alternatifi bulunamadı. Larin, Abubakar, Atiba ve hani hoca Rıdvan'ı yedeklemeye çalıştı 19-20 yaşında. Ersin'i bazen sakat oldu. Şurası oynuyor. Kart cezası oldu, Utku oynadı. Mensah'ı orta sahada yapabileceği tüm oyuncuları yedeklemeye çalışıyor ama Atiba öyle bir oyuncu ki yedeği yok. Evet. Ama Atiba'nın yedeği olmaması, Atiba'nın da artık son terinin damlasına kadar sahada kalmasını gerektiren bir durum değil bence. Evet, yani çünkü bu olmuyor. Dorukhan'ın cezalı olması tabii etkiledi. Şimdi Dorukhan da verilen şans galiba. Yani Dorukhan'a verilen şans derbide, işte Trabzonspor maçında kaptansın, bir de yani biraz daha konsantre olmak gerekebilir. Kimse kırmızı kart görmek istemez. Hiçbir oyuncu istemiyordur elbette ama yani ne yapıyor? Cezalı duruma düşüyorsun. Şimdi Mensah cezalı durumda. Evet. Hafta sonu oynayamayacak. Yani orta sahada tabii rotasyon. Sergen Hoca dün sevgili Sercan'ın sorusuna biraz kızdı belki ama bence hani kızmasına da gerek yok. Sercan çok güzel bir soru sormuştu. Orada bir rotasyon yapılmak zorunda. Belli ki yapılıyor. Bunun artıları, eksileri nelerdir? Öğrenmek herkesin hakkı. Şimdi Sergen Hoca son dönemde sorulan sorulara çok sert çıkışlar yapıyor. Belli ki bazı medya mensuplarından hoşlanmıyor ya da hoşlanmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Sanmıyorum hocanın birey üzerinden ya da soruları, kurum üzerinden bir çıkarımı yok. Ya da o soruları gün beğenmiyor. 2 maç 5 puan kaybı var. Yenilebilirdi, direkten dönen top, rakip savunmayı açamamanın o sinir bozukluğu. Sinirini bozar çünkü. Oynuyorsunuz işte o 6'lıyı 9'u savunmaya geçemiyorsunuz. Bu önemli bir konu çünkü Beşiktaş'ın, ben daha önce de söyledim, daha az geniş bir kadrosu var rakiplerine nazaran. Şimdi hep Necip'ten, Oğuzhan'dan, Yaylıç'ten falan bahsediliyor. Bu oyuncular sezon başında hiç düşünülmeyen oyunculardı. Sergen Yalçın'ın dahil ettiği, bir şekilde verim aldı. Şimdi belki daha fazla rotasyona sokması gerektiği, Oğuzhan'dan daha fazla verim alması gerekir ki bence Antalyaspor maçında kaçırdığı pozisyon. Oğuzhan bu sezonu da kayıp geçiyor. Yani, 25. haftaya gelindi Oğuzhan. Yani evet işte. Yaylıç ayağa kalktı, takımdan gönderilmek üzere birçok şey yaparken ilk 11'e girdi. Oğuzhan dün girdi, yine fark yaratamadı. Yani Oğuzhan onu atacaksın artık. 4 senedir sana insanlardan o gol atmanı bekliyorlar. 10 kişi kalmış rakip.